Şimdi bir taraftan da Kızılcık Şerbetimiz ikinci sezona ekranlara başladı. Evet, cuma akşamları. Evet, başarılı oyuncu Barış Kılıç yakışıklılığıyla. Evet. Değil mi? Herkesin gönlüne fethetti. Müthiş bir de aile babası. Mütevazı, şahane aynı bir zamanda beyefendi. Bir açılış gecesine katıldı ve orada görüntülendi. Muhabir kardeşimiz tatil sormuş Barış Bey'e. Artık tatil yok, izin var demiş. İzin günleri nasıl değerlendirdiğini samimi ya da samimi bir şekilde açıklamış. Tatili yazın yaptık yeterince. Sezon bitti. Sezon bittikten sonra da tatilimizi yaptık. Şimdi geldik, dolu dizgin çalışıyoruz. Sizin haricinde projeleri var mı iş için? Valla başka bir şey yapma şansımız yok tabii yani. Haliyle dizi çünkü çok yoğun tempolu bir iş. İnşallah işte yaza kadar da yoğun bir şekilde çalışacağız. Haftanın 6 günü zaten set var. Bir günde dinleniyoruz evimizde. O günü merak ediyorum efendim. O gün mesela dinlendiğiniz günlerde hani o kadar yoğunluğun içerisinde bir gün istirahatiniz var. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyorsunuz? İnanır mısın? Hani tabii çocuklarım var benim. Onlarla daha çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Ama hani hakikaten o kadar bir yoğunluk oluyor ki o günü hani iple çekiyoruz ve evde uzanıyoruz, dinleniyoruz. İşte sevdiğimiz yemekleri yapıyoruz. Vakit geçirip kafa dağıtıyoruz. Var mıdır böyle yapamadığınız, çok istediğinizde hala özlem duyuyor? Bazen bir yudum çaya bile özlem kaldı. Ya öyle çünkü neden? Malum dizi setleri çok yoğun olduğu için, süreler de çok uzun olduğu için ya bazen 12 saati aşan zamanlarda çalışmış oluyoruz. Sabah karşı eve gittiğimiz zamanlar da oluyor. Ama yine de her şeye rağmen severek yaptığımız için işimizi, bu tatlı bir yorgunluk esasında. Şikayet ettiğimiz bir yorgunluk değil. Özel günümüzde de evde ailemizle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Çok güzel. Yani tabii ki insanın ailesiyle vakit geçirme ya da ne bileyim boş boş oturma. Sen ne yapıyorsun mesela hafta sonları? Biz de yoğun çalışıyoruz. Tabii arkadaşlar daha yoğun çalışıyor. Tabii ki. Ben mümkün mertebe boş şöyle duvara bakarak. Aynen. Ya benim tabii ki çok boş vaktim var mı diye bazen kendime soruyorum. Kendime fazla vakit ayırmayı bile hani bazen öngöremiyorum. Bu çok da aslında kendimle cebelleştiğim yani bir şey benim. Niye çünkü dinlenemiyorsun? Bir çocuğum var, koşturmam gereken, işte onu götürmem gereken yerler var vesaire vesaire. Bir de galiba çok da oturmayı sevmiyorum ama kafa boşaltmak için bir film izlemek, o kitabı okurken kendime sessiz bir ortamda ayırdığım 1,5 saat bana çok iyi geliyor. Tabii. Bunları yapmayı seviyorum. 1,5 saatse gayet iyi canım. Keşke. Biz de zaten öyle aynen hani tabiri caizse Anadolu'nun deyimiyle yatıp öyle yani günlerce değil. Yani 1,5-2 saat kendini ayırabiliyorsan müthiş, şahane bir şey. Müthiş yani bir şey kesinlikle. Barış kardeşimizi seviyoruz ya. Sevgi selam vallahi sevgili Barış'cığım. Evet ve sevgili eşine de. Kızılcık Şerbeti'nden devam ama bluz zaten çiçekli şeyler size çok yakışıyor demiş. Lili Martini. Aa. Bak çiçeği kondurdun olayı bitti. Çok mersi olacağız. Çiçek çok böcek. Evet güzel kıyafetler getirmiş Özge, ben de beğendim.